Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. İki denizi salıp katan O'dur. Bu tatlı, susuzluğu giderici, bu da tuzlu ve acıdır. İkisinin arasında bir engel ve aşılmayan bir sınır koymuştur. Ve insanı bir sudan yaratıp onu nesef ve sihriyet kılan O'dur. Senin Rabbin güç yetirendir. Allah'ı bırakıp kendilerine yarar ve zarar sağlayamayacak şeylere ibadet ediyorlar. Kafir kendi Rabbine karşı şeytana arka çıkandır. Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. De ki: Ben buna karşılık Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen insanlar olmanız dışında sizden bir ücret istemiyorum. Sen asla ölmeyen ve daima diri olana tevekkül et ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeter. O gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, ve sonra arşa istiva edendir. Rahmandır. Bunu haberi olana sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman Rahman da neymiş? Biz senin bize emrettiğine mi secde edecekmişiz derler ve bu onların nefretini arttırır. Gökte burçlar kılan onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman Selam derler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyama durarak gecelerler. Onlar Rabbimiz, cehennem azabını bizden geri çevir. Gerçekten onun azabı ödenmesi kaçınılmaz bir borç derler. Şüphesiz o ne kötü bir karargah ve ne kötü bir konaklama yeridir. Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler ne kısarlar. İkisi arasında orta bir yoldur. Ve onlar Allah'la beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır bir cezayla karşılaşır. Kıyamet günü azap ona kat kat arttırılır ve içinde aşağılanmış olarak temelli kalır. Ancak tövbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunup davranan başka. İşte onların günahlarını Allah iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgiyendir. Kim tövbe eder ve salih amellerde bulunursa gerçekten o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner ki onlar yalan şahitlikte bulunmayanlar boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onun üstünde sağır ve körler olarak kapanıp kalmayanlardır. Ve onlar, Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan, gözün aydınlığı olacak çocuklar armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık odalarla ödüllendirilirler ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. O ne güzel bir karargah ve ne güzel bir konaklama yeridir. De ki, sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Fakat siz gerçekten yalanladınız. Artık bunun azabı da kaçınılmaz olacaktır.